2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var. Son 18 yılda yaptıklarımız gibi inşallah bu hedefleri, hayalleri, vizyonları da yine birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Ankara'da Hidromek firmamızın evet bir ekskavatörünü orada kullanmak suretiyle hamdolsun bir iftihar vesilemizi gördük, yaşadık. Ve dünyada ilkler arasında yer alan Hidromek firmamız bizim bir iftihar vesilemiz. TÜBİTAK'ın da destekleriyle 2 senede 120 kişilik bir ekip gecesini gündüzünü bu işlere verdi. Böylece dünyanın ilk elektrikli ve lastik tekerlekli sıfır emisyonlu 7 tonluk şehir ekskavatörü Türkiye'de üretilmiş oldu. Üniversite ve devlet işbirliğiyle COVID-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında Amerika ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Bu projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız da bugün aramızda bulunuyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Tabii aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan favipiravir etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik, ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım çok bu anlamlı sözü ifade etmişti. Tam da karşılığını yaşadığımız bir gündeyiz. Türkiye'de 18 yılda sıfırdan kurulan araştırma ve... Ya Allah, bismillah. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Kordelalar da bizim hediyemiz olsun size. Evet, ilkini gerçek... Evet, ya Allah. Bismillah. Kordelalar da hediyemiz olsun, makasla beraber. Gencinden yaşlısına, tüm milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah.